izleyenler, yeniden birlikteyiz. Hazırlıklarımızı yaptık ve bu haftanın en önemli, daha doğrusu son iki haftanın, bir ayın diyelim, çok konuşuyoruz. Erken seçim olacak mıydı, olmayacak mıydı sorularına netlik kazandırdık geçtiğimiz günlerde. 7 Ocak dendi, bununla birlikte gözler seçim ve halk oylaması değişiklik yasası tasarısına çevrildi. O yetişecek mi dedik, yasamız da hazır, pazartesi günü mecliste, genel kurulda görüşecek. İşte bu soruların, bu konuların birinci ismini, birinci ağzını konuk ediyoruz Kanal T ekranlarında. Geçen yılda böyle gün kendisini Facebook sağ olsun hatırlattı, bugün konuk etmiştik. 2016'da 21 Ekim'de yine konuk etmiştik. Tam bir yıl sonra yine aynı güne denk gelmesi sevindirici oldu benim için. Çünkü kendisini de çok takdir ettiğim, sevdiğim bir isim. UBP Girne Milletvekili İslem Gürçe Altuğra. Aynı zamanda Hukuk ve Siyasi İşler Komite Başkanı. Evet. Sayın Vekilim, bir yıl aradan sonra yine aynı güne denk gelmesi sürpriz oldu benim için. Ne mutlu bize, tarih tekerrürdendir ibaret. Tarih tekerrürden ibaret bir ifadesi herhalde, buna istinaden de söylenmiş olabilir. Evet, bugünlerde son 2-3 ayda çok sık sizi rahatsız ediyoruz, kapınızı estağfurullah, çalıyoruz. Estağfurullah. Seçim olacak mıydı, olmayacak mı tartışmalarında aramıştık, kesinleşti. Yasamız hazır olacak mı, olmayacak mı demiştik. Hazırdır dediniz. Evet. 2 gün sonra meclise gidiyor. Evet. Hukuk Siyasi İşler Dış İlişkiler Komitesi yaz boyunca çalıştı. Düzenli, tempolu çalıştı. Zaman zaman sosyal medya hesaplarımızdan da yapmış olduğumuz çalışmalarımızı gururla paylaştık. Buradan bir kez daha tüm komite üyelerime ve meclisimizin personeline yürekten teşekkür ederim. Çünkü yaz boyunca sistemli çalışmak hakikaten özverili bir çalışma şekliydi. Söz verdiğimiz gibi meclisimizin genel kuruluna Ekim ayında oylanması üzere hazırlayıp sunacaktık. Bu sözümüzü tutmuş olmanın da gururunu yaşıyoruz. Pazartesi günü seçim halk oylaması değişiklik yasa tasarısı oylamaya gidecek. Oradaki sınavı da başarıyla geçeceğinden oy birliği mi olur eminim. Komiteden oy birliği geçti. Komitemizden oy birliğiyle geçti. Genel kuruldan da oy birliğiyle geçmemesi için bir neden görmüyorum. Çünkü tasarımız 2016 yılında var olan milletvekillerinin tamamının evet oyunu alarak onaylanan bir tasarıydı. 2016'dan günümüze ne değişti ki de burada red oyu verilsin? Bunu ben düşünemiyorum. Çünkü yasanın ruhunda hiçbir değişiklik yapılmadı. Biz burada yeniden bir yasa yapıp yürürlüğe koyma göreviyle görevlendirilmedik. Komitemizin görevi zaten var olan yasanın esas yasaya da bağlı kalma şartıyla ihtiyaç duyulan bazı teknik ifadelendirilmelerin yeniden düzenlenmesiydi. Yasanın içeriğine biz bu şartı değiştirelim de daha farklı bir şart getirelim, daha farklı bir kural getirelim diye orada göreve oturmadık. Ondan dolayı oy birliğiyle geçen bir tasarının yine oy birliğiyle geçmesi esastır diye düşünüyorum. Peki erken seçim kararı 3 Kasım'da görüşülecek demiştiniz. 7 Ocak tarihinde yapılması. Neden bu kadar geriye atıldı? Yani önümüzdeki hafta bir toplantı olsa vardır herhalde komitenin. Niye 3 buradaki notlara bakalım, yanlış bir şey söyleyeyim. Neden 3 Kasım'da gündeminize alacaksınız, evet, evet, diye soru bir bu. Soru. Evet. Neden? Şimdi orada takip edilmesi bir gereken bir takviplendirme süreci vardır. Biz komitemizde aldığımız kararı genel kurula gönderiyoruz. Hı hı. En az 5 gün içerisinde genel kurula, hı hı, gitmesi gerekir. Genel kurulda oylandıktan sonra 48 saat içerisinde resmi gazetede yayınlanır. Siz 18'inde aldınız bu seçim halk oylaması yasa tasarısını değil mi? 18 Ekim'de değil. Komitemizde oy birliğiyle onaylandı. 5 gün sonra gelmesi pazartesiye denk geliyor. Evet, evet. O da bu pazartesi. O da tamam. Evet. Biz 7 Ocak'ta seçim yapılsın kararını komitemizde aldığımız takdirde 5 gün içerisinde, en az 5 gün içerisinde genel kurula sevk edilir. Genel kurulda 48 saat içinde, hı hı,
resmi gazetede yayınlanır ve resmi gazetede yayınlandığı gün seçim yasakları başlar. Bizim bu gün hesaplamasını doğru yapmamız gerekirdi ki resmi gazetede yayınlandıktan sonra hakikaten 7 Ocak'ta sandık kurabilecek durumda olsun aldığımız karar tarihi. Biz 7 Ocak'ı hakikaten 18 Ekim'de karar alsaydık Aralık içerisinde sandık kurma zorunluluğumuz vardı. O yüzden biz bunu 3 Kasım'da görüşeceğiz. 13 Kasım'da genel kurulda oylanacak ki orada da oy birliğiyle sonuçlanacağına inanıyorum. 13 veya 14 Kasım'da da resmi gazetede yayınlandıktan sonra 7 Ocak'ta da sandıkların kurulması hedefleniyor. Herhangi bir olağanüstü değişiklik olmadığı sürece. Bunları soruyorum çünkü birçok iddialar atılıyor. Neden gecikti, neden gecikmedi, istese yapılır mı, yapılmaz mı diye iddialar olduğu için bunları sordum. Geciktirme yoksa başka bir şey mi olacak Yok, şeklinde? Yok, hayır. Uymanız gereken kurallar, vardır. Yani ben prosedür neyse komite olarak onu uyguluyorsunuz. Aynen böyle. Evet, şimdi buradaki notlarıma baktığımda özellikle geçtiğimiz hafta böyle günde sizi yine aramıştım. Çok iddialar vardı. İşte halk oy kullanmayı bilmiyor, etmiyor demiştiniz. Siz sıkıntı yok, içlerini ferah tutsun demiştiniz. Hatırlıyorum onu evet, da. Evet, doğru. Son çevreden gelen bu tepkilere, nasıl oy kullanacağımıza dair vatandaşlar size hangi yönde soru soruyor? Onu soracağım. Daha sonra da artık yavaş yavaş beyaz tahtamızda çizerek nasıl oy kullanacağımızı izleyicilerimize ya da dinleyicilerimize aktarmak istiyoruz. Tabii memnuniyetle. Neler değişti? Memnuniyetle. Tabii vatandaşın ilgisi nasıl? Haklı olarak insanlar bize soruyor. Nasıl oy vereceğim? Sandığa gittiğim zaman nasıl oy vereceğim? 2013'te ve daha önceki seçimlerde nasıl oy verdiyseniz aynen o şekilde oy vereceksiniz. Çünkü esas yasanın ruhuna hiçbir değişiklik gelmiyor. Sadece seçmen kendi ilçesinden aday olan milletvekillerine oy verebiliyorken yetkisi genişletilmiş, diğer ilçelerdeki adaylara da oy verebilme yetkisini kazanmıştır. Şimdi yürürlüğe girecek olan seçim ve halk oylaması değişiklik yasası ile birlikte. Örneğin siz Lefkoşa seçmenisiniz. 2013 yılında sandığa gittiğiniz zaman kendinize yakın hissettiğiniz partiye mühür vurdunuz. Bu arada görsellerimiz de dünkü basın toplantısından liste örnekleri de siz konuşurken ekranda oluyor. Bunu da buradan hatırlatalım izleyicilerimize. Çok iyi. Tabii ki bizler de örnek oy pusulaları çıktığı andan itibaren bizler de onları paylaşacağız. Halk eline aldığında çok daha iyi özümseyecek ve kavrayacaktır neyin ne olduğunu. Zaten bildiği bilgiler bunlar. Lefkoşa'yı örnek veriyorduk biraz önce. Evet. Seçmen kendine yakın hissettiği partiye mühürü vurduktan sonra 8 milletvekili adayına da tercih yapıp sandığa atabiliyordu. Evet. Bunu yine aynı şekilde yapabilir, bu oy pusulası geçerlidir. Veya diğer ilçeler için Girne ilçesi de mühürden sonra 5 tercih yapıp sandığa atabiliyordu. Yine bu aynı uygulama geçerlidir. Fakat şöyle toparlayıp özetlemek gerekirse seçmen sandığa gittiği zaman 3 şekilde oy verebilir. Birinci oy verme şekli, seçmen oy pusulasını eline aldığı zaman kendini yakın hissettiği partinin vizyonuyla benim vizyonum yakındır dediği partiye sadece mühür vurup sandığa oy pusulasını atabilir. Bu oy pusulası geçerli bir oy pusulasıdır. Veya seçmen dedi ki ben yakın olduğum partiye mühür vurdum. Aynı zamanda mühür vurduğum partiden aday olan milletvekillerine tercih de yapmak istiyorum. Yapabilirsiniz. 6 ilçenin milletvekili adaylarını her ilçenin altında yer alacak şekilde siz orada görebileceksiniz. Her zaman için kural nedir? Milletvekili
adayı sayısının yarısı kadar tercih yapabilirsiniz. Bu zaten var olan bir kuraldır. İlk defa şimdi gündeme gelmedi. Lefkoşa ilçesinden 16 milletvekili adayımız vardır. Yarısı 8 ettiğinden 8 kişiye, istediğiniz 8 kişiye tercih yapabilirsiniz. Mausa ilçesinde 13 milletvekili adayımız vardır. Yarısı 6,5 eder. Fakat yasamızda net bir dille ifadesi vardır ki küsuratlar dikkate alınmaz. Bu nedenle 6 milletvekili adayımıza tercih yapabilirsiniz. Yani kusuratlar bu yeni tadilat haliyle, tadil edilmiş haliyle kusuratlar atıldı. Aynen, çok net bir ifadeyle tasarıda yazılmıştır. Girne ilçemizde 10 milletvekili adayımız vardır. Yarısı 5. Yarısı 5 olduğu için 5 adaya tercih yapabilirsiniz. İskele ilçemizde 5 milletvekili adayımız vardır. Yarısı 2,5'tur. Küsuratlar, buçuklar dikkate alınmadığı için 2 adaya tercih yapabilirsiniz. Güzelyurt'ta 4 milletvekili adayımız vardır. Zaten dün Yüksek Seçim Kurulumuzda ilçelerdeki aday sayılarını açıklamıştır. 4 milletvekilinin yarısı 2 tercih ve Lefke ilçemizde 2 milletvekili adayımız olacağından yarısı 1 kişiye tercih yapabilirsiniz. Vatandaş diyebilir, ben İskele'de ikamet ediyorum, partime mühürümü vurdum ve ben sadece İskele ilçesinden tercih yapacağım. Diğer ilçelerde kimseyi tanımadığımdan dolayı onlara tercih yapmayacağım. Bu tamamen sizin özgür iradenize bağlı bir şey. Elbette ki bu şekilde oyunuzu kullanabilirsiniz. Mühürünüzü vurdunuz. İskele seçmenisiniz ve sadece İskele'den aday olan arkadaşlarımıza tercih yapmak istiyorsunuz. Yapabilirsiniz. Bu oy pusulası kesinlikle geçerli bir oy pusulasıdır. Ya da Lefke'deki seçmen kardeşimiz, ben sadece Lefkelileri tanıyorum, diğer ilçelerden kimseyi tanımıyorum, o yüzden sadece Lefke'den bir tek kişiye tercih yapıp oy pusulasını sandığa atacağım. Kesinlikle yapabilirsiniz. Hiçbir mecburiyetiniz yoktur. Çünkü yukarıda siz mühürü vurmakla zaten herkese birer oy vermişsiniz demektir. 50 oy oraya haneye yazılmış demektir. Tercih hakkınızı da 6 ilçede kullanabilirsiniz, 3 ilçede kullanabilirsiniz, hiçbir ilçede kullanmayabilirsiniz ya da kendi ilçenizde kullanabilirsiniz. Bunu detaylı bir şekilde anlatma ihtiyacı duyuyorum ki insanların gönlü daha da ferah olsun. Zaman zaman bunu da duyuyorum. Ben diğer ilçelerden kimseyi tanımıyorum. Tanımak zorunda değilsiniz. Mühürden sonra kendi ilçenizdeki adaylara sadece oy verebilirsiniz. Ne olur içinizi ferah tutun. Hiçbir zorluğu yok. Üçüncü oy verme şekli ise en zoru, en karmaşığı. En karmaşık olarak lanse edileni aslında karma oy şeklidir. Gayet demokratik bir yöntem. Her partide hakikaten donanımlı, verimli, hizmet verebilecek arkadaşlarımız vardır. Bizim yönetim şeklimiz demokrasidir. Biz diktatörlükle yönetilmiyoruz. Bizim farklı partilerden genel kurulumuz oluşmak zorundadır ki biz mecliste hizmet verebilelim. O nedenle karma sistemin gayet demokratik bir oy verme şekli olduğuna inanıyorum. Seçmenimiz sandığa gittiğinde karmada mühür vurulmaz. Mühür vurulmadığından en az 24 arkadaşımıza doğru bir şekilde oy vermek zorundadır. Tek bir kişiye oy vererek sandığa pusula atılmaz. Bu geçersiz bir oy pusulasıdır. 24 kişiye nasıl oy verecek? Lefkoşa ilçesi, Mausa ilçesi yine alta ilçe alt alta sıralanmış olarak görecek ya. Bu defa tek sütun halinde değil. Yan yana, çünkü partiler yan yana sıralanmıştır. Ulusal Birlik Partisi, Demokrat Parti, Cumhuriyetçi Türk Partisi gibi yan yana sıralanacaklardır.
karma kullanacağı için vatandaş her partiden veya iki partiden veya bir partiyle bir bağımsızdan, yeter ki tek parti olmasın. Karmanın anlamı mudur? Karma demek karıştırmak demek. Diğer partilerdeki adaylarla hepsine beraber oy verebilmek demek. Örneğin bir tane UBP'den verdi, iki tane DP'den verdi, üç tane CTP'den verdi. Verebilirsiniz. Dikkat edeceğiniz kural aynı kuraldır. En az yarısı kadar. Yarısı kadar ne demek? Lefkoşa'da 8 demek, Mausa'da 6 demek, Girne'de 5 demek, İskele'de 2 demek, Güzelyurt'ta 2 demek, Lefke'de 1 demek. Zaten vatandaş bunu mühürden sonra yapacağı tercihlerde de bildiği bir kural, yarısı kadar kuralı. Burada karma oy vereceğinden dolayı vatandaşa diyor ki, yelpazeni biraz daha genişletebilirsin. Lefkoşa ilçesinde 8 ile kısıtlı kalmayabilirsin. 9 da verebilirsin, 10 da verebilirsin, 16'ya kadar verebilirsin. Ama 7 verdiğinde geçersiz oluyor. Lefkoşa. Geçersiz oluyor. 2013'te de 7 verse gene geçersiz oluyordu zaten. Bunu özellikle vurgulamak istiyorum. Her yeri geldiğinde, çünkü sanki ilk defa gündeme gelmiş bir kuralmış gibi lanse edilmeye çalışılan bazı açıklamalar var. Tamamen onları çürütmek adına, çürütmek adına, çünkü doğru açıklamalar değildir bunlar. Bu kural zaten var olan bir kuraldı. 16'ya kadar neden verebilirsin? Çünkü Lefkoşa'daki milletvekili sayısı 16'dır da o yüzden. En üst limiti 16. Evet. 14 de verebilirsin ama. Vatandaş Lefkoşa'dan 12 aday tercih etti karma olarak. Olabilir. Bu geçerli bir oy verme şeklidir. Hemen altında yer alan Mausa ilçemizde de en az 6, en çok 13 adaya karışık olarak oy verebilir. Ve dedi ki, ben Mausa'dan da 13 adaya oy vermek istiyorum. Bütün hakkımı kullanmak istiyorum. Karışık kullanabilirsiniz. Lefkoşa'dan zaten 12 adaya oy vermişti. Mausa'da da 13 adaya etti, oy 25. verdi. Toplamda 25 ettiği için siz bu oy pusulasını katlayıp sandığa atabilirsiniz. Bu geçerli bir oy pusulasıdır. 24 olsaydı? 24 olsaydı da yine geçerliydi. Ama 23 olsaydı geçersizdi. Evet, 23 olsaydı geçersizdi. Küsuratları dikkate almadığımızdan dolayı 24 ediyor. Yarılarını topladığımızda Lefkoşa'nın yarısı 8. Mausa'nın yarısı 6, 8, 6 daha 14. 14. Girne'den 5, 19. 19. İskele'den 2, 21. Güzelyurt'tan 2, 23. Lefke'den 1, 24. 20. Bu toplamdan dolayı 24 oy geçerlidir. Küsuratlar dikkate alınmadığından 24. Çünkü bunu soruyorlar. 50'nin yarısı 25'tir. Bu doğru. 25 tane oy verirseniz, 25 kişiye oy verirseniz tabii ki geçerli. 24'ün neden doğru olduğunu bu şekilde toplayarak açıklama ihtiyacı duyuyorum ki insanlar anlayabilsin nedenini de. Uygulamaya isterseniz geçebilirsiniz. Elbette. Burada buyurun, şematik olarak çizelim. Görsel buyurun olduğu zaman çok daha rahat anlaşılabilir. Çünkü diye en düşünüyorum. En anlaşılır şekilde olmasını size de çevirebiliriz isterseniz. Peki. Yarıya kadar kullanırsanız, çünkü daha iyi ekranda. Evet, oraya kadar. Şöyle sınırımızı çizelim. Şematik olarak zaten herkes biliyor ki burada partilerin amblemleri yer alır. Yukarıda. A partisi, B partisi, C partisi diye. A harfi amblem olarak, amblemin baş harfi olarak düşünürsek ve bir tane daha şurada dört partinin amblemleri yer alacak şekilde sıralandı. Amblemlerin hemen altında vatandaşın mühür vuracağı boş kareler yer alıyor. Buna vatandaşımız gayet aşinadır, çünkü her seçimde sandığa gittiği zaman bu manzarayı görüyor. Amblemin hemen altında boş kare.
vatandaş evet. buraya mühürünü vuracak. Burada mühür yeridir. Fakat yeri gelmişken söyleyeyim. Mühürü logonun üzerine vurursa o da geçerli oy pusulasıdır. Karenin içindedir mühür yeri. Evet. Logonun üzerine vursa dahi o da geçerli bir oy pusulasıdır. Peki şuraya vurduğumuzu zaten kamerada çekiyor bizi. Sınırlar içeri. Şimdi şuraya vurduğunda geçerlidir. Geçerlidir. Ama şuraya vurduğunda geçersizdir evet, vekilim. Evet. Yeter ki her partinin alanı içerisinde mühür vurulmuş olsun geçerlidir. Ama yarısı burada, yarısı burada olursa takdir edersiniz ki geçersizdir. Vatandaş iradesinin hangi yönde olduğunu açık bir şekilde belirttiği sürece geçerlidir. Fakat altta adayların üzerine mühür vurulmaz tabii ki. Orada da bir kural var. Onu soracaktım. Mesela ilk aday burada olacak herhalde. Oraya mühür vurulmaz. Vurulmaz. Yani limit de şurası tabii, kadar. Tabii bu kareler. Kareler limit. İki evet. kare limittir tabii, mühür için. Tabii mühür orada. Hemen mühür vurduktan sonra ilçeler. Birinci Lefkoşa ilçesi. Lefkoşa ilçesinin altında adaylar, 16 aday sıralanacak. Adayların isminin karşısında küçük karecikler var. Halkın deyimine tik atılacak tik yerler. Tik atılacak karecikler var. Siz mühürü buraya vurduktan sonra burada 8 kişiye tikinizi atabilirsiniz. Bu noktada bir şey sormak tabii. istiyorum. Şimdi diyelim ki bu X partinin evet. amblemi bütün ilçeler de orada. Evet. Bu X partiye ben mühür vermeye, vurmaya karar verdim. Evet. Tercihimi Lefkoşa ve diğer tüm ilçelerden yapabilir miyim? Yapabilirsiniz tabii. Yani Lefkoşa, Mausa, Girne, Güzelyurt, İskele, Lefke. Yapabilirsiniz. 6 ilçeden de tercih yapabilirim. Evet, yapabilirsiniz. Onun toplam sayısı kaç olacak? 24 olacak 24. yine. Çünkü yarısı kadar olduğundan dolayı gene 24. Mausa'nın, Lefkoşa'nın hemen altında Mausa var. Yine Mausa'nın altında. Aynı sembolcükle. İsimler ve kareler. Altında Girne. Altında İskele, altında Güzelyurt, belki kameradan uzaklaşmış olabilir. Yok, bir yerimiz daha var, bir santimlik yerimiz daha var vekilim. Lefke. Lefke. Peki. Şunlar da bu şekilde görünecek. Şematik olarak bu şekilde görülecek. Çarşaf liste denilen oy pusulası şeklidir bu. Vatandaş sandığa gitti. Çarşaf listeyi eline aldı. Mühürünü buraya vurdu. İsterse başka hiçbir tercih yapmaz, sandığa atar. Geçerli. Geçerli. Vatandaş sandığa gitti. Mühürünü buraya vurdu. Dedi ki ben Mausa seçmeniyim. Ben sadece Mausa'daki milletvekili adaylarını tanıyorum ve orada 6 tane tercih yapacağım. Diğerleri beni ilgilendirmez. Yapabilirsiniz. Geçerli. Sadece Mausa'dan 6 adaya tercihinizi yapın. Sandığa oy pusulanızı atın. Bu geçerli bir oy pusulası. Ya da vatandaş dedi ki evet ben Mausa seçmeniyim ama İskele'dekileri de çok iyi tanıyorum. Ben sadece Mausa'ya ve İskele'ye tercih yapmak istiyorum. Yapın. Bu sizin özgür iradenize bağlı bir şey. Sadece Mausa ve İskele'ye yapın. Atın. Ya da vatandaş dedi ki hayır ben irademi, yetkimi %100 kullanmak istiyorum. 6 ilçenin de milletvekili adaylarının kim olduğunu, hangi eğitim seviyesinde olduğunu, icraatlarının ne olduğunu, CV'sini kısaca araştıracağım ve ben bu yetkimi tam olarak kullanacağım. Yapabilirsiniz. 6 ilçeden de her ilçenin yarısı olmak kaydıyla ki toplamda 24 eder biraz önce hesapladık. Tercihlerinizi yapabilirsiniz. 25'te yanar ama o. 25'te yanar. Evet. Ama 25'te yanarsa diyelim ki mesela toplamı 25 Mausa'da artı 1 oldu. Sadece Mausa ilçesi mi yanar yoksa komple oy mu yanar? Hayır. Nerede yanlış yaptıysa, hangi ilçede yanlış yaptıysa o ilçe yanar. Mühür de vurulduğu takdirde bu kural geçerli. Geçerlidir tabii. 3 ilçede yanlış yaptıysa sadece 3 ilçe yanar.
doğru yaptığı 3 ilçe geçerlidir. Deyin ki vatandaş hepsinde karıştırdı. 6 ilçede de yanlış yaptı. Kuma mühürü var. Bu oy pusulası geçerlidir. Bu oy pusulası sadece mühür vurmuş gibi kabul edilir ve hiçbir şekilde yanmaz. Buradaki amaç vatandaşın iradesini doğru bir şekilde sonuçlara yansıtabilme gayesidir. Oraya vatandaşım gelmiş, buraya mühürünü vurmuş. Ne istediğini, kimi işaret ettiğini ben net olarak görebiliyorum zaten. Tercihlerini yaparken bir şekilde yanlış yaptı. Biz bunu diskalifiye etmeyiz. Biz bu oy pusulasını sayarız. Burada diğer partilerde de aynı özellikler olacak. İlçeler altında adaylar var. Şimdi karma olarak kullanacaksa vatandaş. Bu zaman mühürleri siliyoruz buradan herhalde. Evet. Karmada mühür yok. Karmada mühür yok. Mühür vuracak olan vatandaş ilgilendiği partiyle isimlere dikkat edecek. Yani tek sütunla ilgilenecek. Diğer sütunlara bakmayacak. Hangi parti ise onun partisi, o parti ve partinin altındaki adaylara bakacak. Diğer tarafları görmeyecek bile. Karma yapacaksa ne yapacak? Karma yapacaksa yatay olarak ilgilenecek. Yani Lefkoşa ilçesi, çünkü karma yapacak. Evet. Partiler yukarıda, ilçeler alt alta ve yan yana. Lefkoşa'dan 8 kişiye en az oy vermek durumunda. Ama bu 8'i de verirken örneğin diyelim 8 parti var. O 8'i Lefkoşa'yı 8 partiye de bölebilir. İsterse bölebilir, isterse 2 partiye bölebilir. Yeter ki en az 2. Evet, karma demek bu demek. Evet. Çünkü sen karma oy vereceksen demektir ki başka partilerden de oy vermek istediğin arkadaşın vardır, takdir ettiğin kişi vardır. X partisinden bir tane oy verdi. Y partisinden 3 tane oy verdi. D partisinden buna daha da 5 tane oy vereyim dedi. Takdir ettiği öyle. 9 oldu. 9 oldu. Geçerlidir. İsterse 16 tane verebilir, isterse 10 tane verebilir. O dediğim gibi kendi özgür iradesine bağlı. İsterse X partisine bir tane verir, 15 tane de gider başka partiye verir. Olabilir. Ya da bir tane X partisine verir, 15 tane bağımsız varsa eğer gider bağımsızlara verir. Hiçbir şekilde kısıt yoktur. 8 ile 16 arasındaki manevrasını istediği gibi düzenleyebilir. Mausa için de geçerli, Girne için de geçerli, İskele, Güzelyurt, Lefke için de geçerli. Alt ve üst limitlere sadık kalma kaydıyla istediği gibi oy dağılımını dağıtabilir. 24'ü sağladığı anda, örneğin Lefkoşa, Mausa ve Girne'de 24 adaya oy verdi. Sandığa atabilir o oy pusulasını. Mecbur değildir İskele, Güzelyurt veya Lefke'ye versin. Ya da bir tane Lefke'ye verdi, gerisinin 23'ünü diğer taraflara dağıttı. Yapabilir. Ya da vatandaş yine burada dedi ki benim 50 milletvekiline karma olarak oy verme yetkim vardır. O zaman ben bu yetkimi kullanmak istiyorum. Kullanabilirsin. Lefkoşa'da 16, Mausa'da 13, Girne'de 10, İskele'de 5, Güzelyurt'ta 4, Lefke'de 2 milletvekiline oy verdiğiniz takdirde zaten hepsini alt alta koyup topladığınızda sayı 50 edeceğinden siz bu iradenizi de kullanabilirsiniz. Seçmen sandığa gittiğinde kime oy vereceğini bilerek gider. Hiçbir zaman bugüne kadar siz de kendi yaşamış olduğunuz tecrübelerinizi böyle kısaca bir aklınızdan geçirin. Hangi seçmen ilk defa sandığa gidecek ve diyecek ki acaba ben kime oy vereyim? Kaç kişi var böyle? Çok azdır.
Varsa da çok azdır hakikaten. Çünkü bizim Kıbrıs Türk halkı gayet bilinci yüksek bir halktır. Kendi arasında hatta şimdiden kime oy vereceğini konuşan bir halktır. Ve bunun konuşulması da oldukça sevindiricidir. Çünkü bu bilinç ve farkındalığın ne kadar yüksek olduğunu gösteren bir durumdur. Sandığa giden kişi 5 dakikadan 10 dakikadan önce çıkmayacak oy kullanma yerinden diye yorumlar da duyuyorum. Hakikaten trajikomik diye değerlendiriyorum. Çünkü bizim vatandaşımız sandığa gittiğinde kime oy vereceğini bilir, oyunu verir, pusulasını katlar ve sandığa atar. Negatif yorumlara, yıkıcı yorumlara hiçbir şekilde ihtiyacımız yoktur. Birazcık takdir etme, teşekkür etme duygusuna ve erdemine de sahip olmamız gerekir. Emeğe saygı duyulması gerekir. Sayın Vekilim, bu noktada dünkü basın toplantısına da ben dönmek istiyorum aslında. Yüksek Seçim Kurulu Başkanı'nın bir basın toplantısı oldu. Çok talep olduğu için iki çeşit oy pusulasından bahsetti. Doğru. Bir sanıyorum... Tek sayfa yani 2A3 boyutunda. 50'ye 70'tir boyu. 50'ye 70. Bir de kitapçık şeklini yönetmenim doğru. de görüntüleri eğer ekrana verirse daha iyi olur o konuda. Şimdi döndüp parti sayısına göre de bu ikisinden biri olacağını dedi. Doğru. Bunun belirlenmesi ne kadar zamanda olacak? Şimdi onu size izah edeyim. Ya da nasıl belirlenecek? Tabii ki memnuniyetle. Çünkü bir yaşlı kesim demek istemiyorum aslında ama bazı kesimler koskoca bir sayfayı eline alıp onun içerisine girmek hem onun için zor olacak hem yanında giren için de zor olacak ona destek olması için aslında baktığımız zaman. Bu tür şeyleri minimuma indirmek için neler planlanıyor? Hemen memnuniyetle izah edeyim. Biz her kesime hitap edecek oy verme şeklini düzenledik zaten yasamızda. Hepimiz yaşlanacağız. Hepimizin de planlamadığımız engellerimizle yüzleşebiliriz. Bu Allah'tandır yani buna kimse bir şey diyemez. Ama o kesimleri de asla ve asla yok sayamayız. O yüzden... Tercih yapmakta zorlanacağına inandığımız kardeşlerimize diyeceğiz ki kendine hangi partiyi yakın hissediyorsan git o partinin boş karesine mührünü vur ve at sandığa. Bunu yapabilir. Bunu her kesim yapabilir. Ya da çok fazla ihtiyaçlıysa, yardıma ihtiyaç duyan bir vatandaşsa zaten seçim sistemimiz ona da cevap veriyor, ona da katkıda bulunuyor. İzin kağıdı alır, gerekli prosedürleri yerine getirir ve oy kullanma sırasında refakatçisiyle birlikte girip oyunu kullanıp yine iradesini sandığa yansıtabilir. Hiçbir şey imkansız değildir. Her türlü muhtemelen karşılaşılabilecek bir zorluğa tabii ki cevabı vardır tasarımızın. Oy pusulasıyla alakalı birazcık açıklama yapalım. Halk arasında çarşaf denilen... İlk söylediğimiz az önce geçen görüntü A4 boyut. Bunlar tek sayfalık değil mi vekilim? Şu şeklin. Bu cetvellerdir. Oyların sayımı sırasında kullanılacak olan cetvellerimizdir. Hepsinin boyutu var. Aynı şekilde olacak sanıyorum. Evet, geniş de aldı kameramanımız. Doğru. Evet, bu boyutta oluyor yani tek sayfa olacaksa. 50'ye 70'tir. Evet. Şimdi oradaki sayfaların boyutu 50'ye 70 ise evet öyledir. Ben santimetre ölçü boyutları olarak... Evet, bunlar herhalde gerekli prosedürlerdir. Uygulanması gereken seçim... Teknik yönden uyulması gerekenlerdir. Vatandaşın bilmesi gereken nasıl oy vereceği şeklidir. Fakat ne zaman tek sayfa, ne zaman kitapçık olacak sorunuza cevap vermek istiyorum. Evet, o önemli. Çünkü... Sürekli sayfa çevrilecekse de yani en az 10 dakika harcanabilecek onun içinde. Bu durumda sıkışma olacak. Bir de ondan sonra bundan sonra sormak istediğim konu da oy sayımı yapılmasıyla ilgili çok iddia var. Okulların 2-3 gün kapatabileceği de söyleniyor. Abartılmış. Onlara da yanıt verirsek. Memnuniyetle. Haliyle oy sayma işlemi uzayacaktır.
Yani tek ilçeyi saymakla 6 ilçeyi saymanın aynı zaman dilimine sığdırılmasını hayal etmek gerçekten bir hayal olur. Ama bu imkansız değildir. Avrupa'da insanlar milyonları sayıyor. Bizim ortalama 180 bin seçmenimiz vardır. Tamamı sandığa gidersedir bu da. Sandığa katılım oranının %60'lar civarında olduğunu da biliyoruz, neredeyse yarı yarıya gibi. Fakat sandık başında görev alacak arkadaşlarımızın da öncesinde eğitime tabi tutulacaklarını da düşünmek lazım. Yani insanlarımızı da birazcık koruyarak konuşmamız, yorumlarımızı yapmamız lazım. 50'ye 70 ölçülerindeki oy pusulasına yan yana partiler sıralanacak. Partilerin sıralanma şekli kurayla belirlenecek, her zaman olduğu gibi. Bunların da ölçüleri ve belirli mesafeleri vardır. Yan yana 10 sütun olacak şekilde tek sayfa düzenlenebilir. 10 sütun ne demek? 10 parti 10 demek. siyasal parti demek veya 9 siyasal parti artı Bağımsız. bağımsızlar demek. Bizim seçime girerken müracaat eden 9 siyasal partimiz ve bir bağımsızlarımız varsa ya da 10 siyasal partimiz varsa da hiç bağımsızlar yoktur. 10 sütunu geçmeyecek şekilde demek istiyorum. Tek sayfa halinde seçime gitmemiz mümkün. 11. sütun girerse kitapçığa dönüyoruz. Evet, 11. sütuna ihtiyaç duyarsak o zaman yine çaresi vardır. Kitapçık şeklinde düzenlenecek olan oy pusulasıyla seçimi gerçekleştirebiliriz. Kitapçığın içeriği nasıl olacak? Diyelim ki 12 parti çıktı. 12 Evet. parti, 11 parti artı bağımsızlar çıktı. Kitapçık neye göre düzenlenecek? Çünkü biliyorsunuz bir önceki programda da hep bir sayfa olma istemesi nedeniyle Evet. insan haklarına bağlanmıştınız. Eşitlik Eşitlik ilkesine. ilkesine bağlanmıştınız. Doğru. Şimdi kitapçıkta bu olmayacak ama baktığımız zaman eşitlik ilkesi olmayacak. İlk sayfada görünen İşte biraz daha avantajlı olacak son sayfadakine göre. tamam, biz onu da dengeledik. Kitapçığın kapağını açtığınız zaman bütün siyasal partilerin logolarını aynı anda göreceksiniz. Sadece logolar ve altındaki mühür vurulacak olan boş kareleri göreceksiniz. İsterse 14 parti girsin, hiç fark etmez. Aynı anda bütün partilerin logoları ve altında mühür vurulacak olan boş kareleri vatandaş görecek. Bu durumda eşitlik ilkesini Aynen, kitapçıkta sağlayacaksınız. aynen böyle. Mühür vuracaksa yakın olduğu partiye mühürünü vurur. Kitapçığı sandığa atabilir. Bu oy geçerlidir. Vatandaş derse ben sayfalarını çevireceğim. Her sayfaya bir ilçe denk gelecek şekilde. Lefkoşa sayfayı çevirecek. Lefkoşa ilçesini görecek. Bütün adaylar, bütün partileri. Bütün adayları, bütün partileri görecek. İlgilendiği partinin mühür vurduysa, ilgilendiği partinin mühür vurduğu partinin daha doğrusu adaylarına tercihini yapabilecek. Sayfayı çevirecek Mausa ilçesi. Sayfayı çevirecek Girne ilçesi, sayfayı çevirecek İskele ilçesi, sayfayı çevirecek Güzelyurt ilçesi, sonrasında da Lefke ilçesi. Bu muhtemel bir 12 partinin seçime katılması durumunda sistemin kilitlenmemesi adına alınan bir önlemdir. Nasılsa girmezler düşüncesiyle biz tek sayfaya hazırlanıp bu seçim sürecini başlatamazdık, eksik iş yapmış olurduk, sorumluluğumuzu tam olarak yerine getirmemiş olurduk. Biz her türlü muhtemel gelişebilecek her şeye karşı önlemimizi almakla mükellefiz ve bu mükellefiyetlerimizi de yerine getirmiş durumdayız. Peki hep çok konuşuldu işte devlet basım evinin yeterli altyapısı yok işte hazırlık isteniyorsa oy kullanılacak olan kabinler hazır değil şeklinde iddialar var ama ben devlet basım evi ile ilgili konuşmak istiyorum. Gerçekten bizim altyapımız var mı basımında? Elbette. Elbette. Biz bu yasayı çalışırken, yasa tasarısını çalışırken devlet basım eviyle de istişarelerimizi yaptık. Hatta bir toplantımıza davet de ettik. Orada istişaremizi yaptık ve onlardan aldığımız bilgiler ışığında biz
bu oy pusulalarını düzenledik. Hiçbir şekilde kendi kendimize komitede oturup tamam biz 10 sütunu sığdırabiliriz, kitapçığa da bunları sığdırabiliriz deme lüksümüz yoktur. Çünkü oradaki teknik çalışmaları bilen devlet basım evinde görevini icra eden memur arkadaşlarımızdır. Onlardan biz evet cevabı aldıktan sonra bunları düzenledik. Yüksek Seçim Kurulu'yla toplantılarımızı istişareler halinde son güne kadar devam ettirdik ve yasa tasarısına daha doğrusu yerleştirdik. Hiçbir şey havadan değil. Gayet bilinçli ve istişare içinde yapılan çalışmaların bir ürünüdür tasarımız. Tabii ki komitede YSK yetkilileriyle de birlikte çalışıyoruz. Her zaman, her zaman, her adımda. Peki şunu da sormak istiyorum. Tabii. Sayın Narin Ferdi Şefe'ye de bu soru soruldu. Evet. Ben de sormak istiyorum size özellikle. Tabii. Özellikle tanıtıcı broşürler. Broşür. Ya da bunu sizle konuşmuştuk daha önce zaten. Ya da ne bileyim anayasa referandumu oylamasındaki gibi bir video tanıtımı. Sesli tanıtım, görsel tanıtım. Bu konuda nasıl bir yol haritası izlendirecek? Çünkü önemli bir olay. Çok herkes önemli. Oyunun yanmasını istemiyor. Şahsım adına. Biz de istemiyoruz ben, zaten. Tabii ki siz de büyük bir yarış içerisinde gireceksiniz. Çünkü ilk kez çarşaf liste uygulanacak. Hemen hemen bütün ilçelerimize gitmek durumunda da kalacaksınız. Gidiyoruz da zaten. Gidilmeye başlandı zaten. Evet. Ekim ay Eylül'den itibaren sanıyorum başladı. Evet. Bu konuda yani tanıtım konusunda meclis ne yapacak? Çünkü YSK'nın açıklamasında şöyle bir şey bulmak istiyorum. Tamam. Bu konuda gerekli hazırlıkların yapılacağını ve nasıl oy verileceğine dair her bir konuyu detaylı ve net bir şekilde anlatmak için gereken bütün işlemleri yapılacağını açıkladı dün Narin Hanım. Doğru. Siz komite olarak öneriniz neydi? Ne önereceksiniz? Meclis Başkanı anayasa referandumundaki gibi yine bir video tanıtır mı? Her yönden etkili olabilecek, anlaşılır olabilecek ve benim sürekli üstünde durduğum araç gereç kullanarak yapılan tanıtımlardır. Biz burada defalarca anlatıyoruz. Medyadan, sosyal medyadan, basın yolundan sürekli anlatıyoruz. Şöyle şöyle olacak. Fakat en etkili ve en başarılı yöntem örnek oy pusulasının bir an önce vatandaşın eline dağıtılması, kalemi eline alacak ve üzerinde oynayacak yazılı çalışma. Daha okul sıralarındayken eğitimcilerimiz bize hep söylerdi, ne olur yazılı çalışın, o zaman unutmazsınız. Kalıcı olur. Evet, kalıcı olur. Tabii ki kamu spotları düzenlenecek. Tabii ki bizler buralarda defalarca usanmadan anlatacağız. Çünkü bu yasa tasarısını yürürlüğe girdikten sonra da yasayı bizim sahiplenmemiz gerekir. Verdiğimiz emeğe sahip çıkmamız gerekir. Vatandaşa bunu anlatmamız lazım. Vatandaşın moralinin yüksek olması lazım. Bunun da en etkili yöntemi örnek oy pusulasının vatandaşın eline verilmesi ve onun üzerinde yazılı olarak çalıştırılmasıdır. Bunu destekleyen kamu spotları dediğiniz gibi video gösterimleri, yazılı broşürlerde, anlatımlarda olursa tabii ki daha iyi olur. Ama kanımca en etkilisi örnek oy pusulasının üzerinde vatandaşın eliyle çalışma yapmasıdır. Yani bu durumda seçmen kartlarının yanında broşür mü gönderilecek? Evet, çarşamba günü yapmış olduğumuz komite toplantısında yeni bir madde olarak tasarıya ekledik bunu. Ekledik. Seçmen kartları evlere dağıtılırken seçmen kartının yanında nasıl oy kullanacağına dair kısa bilgi notları olacak. O da broşür dediğimiz nitelikte olacak. Peki yaklaşık 3-4 dakikamız var. Evet. Bu konuyla ilgili varsa en son söylemek istediğiniz sözleri alalım. Çünkü bugün gazetelerde yer alan birkaç konuyla da ilgili özellikle bir anket, seçim anketleriyle ilgili de bir soru sormak istiyorum size. Tamam. Son sözleri seçim halk oylaması değişiklik yasa tasarısıyla ilgili sizden alalım. Halka çağrı yapmak istiyorum burada. Lütfen gönlünüzü ferah tutunuz. Siz zaten aynı şekilde oy veriyordunuz.
bu yasayla birlikte oy verme iradeniz genişletilmiştir. Sadece kendi ikamet ettiğiniz ilçenizde değil, isterseniz diğer ilçelerden aday olan milletvekili adaylarına da oy verebileceksiniz. Sizin başaracağınıza inancım tamdır. Zaten kaç yıllardır siz bunu başarıyorsunuz. Şimdi genişletilmiş yetkinizle daha da güzel başaracaksınız. Parlamentoyu oluşturmak adına güç sizde. Evet. Seçim kapıda diyebiliriz, evet. Aslında 7 Ocak olup olmayacağı artık 3 Kasım'da belli olacak. Evet. Anketler yapılıyor. Doğru. Şu ana kadar benim hatırladığım son 2-3 hafta içerisinde, son 2 hafta içerisinde 2 anket çıktı. Evet. Biri Kıbrıs gazetesinde, bugün hatırlamıyorum diğeri hangi gazetede. Hı hı. İkisinde de Ulusal Birlik Partisi. Birinci, ikinci Cumhuriyetçi Türk Partisi. Ve Gezici'nin anketinde biz de çok daha öncelerden hep sürekli Halkın Partisi'nin ilk parti olduğunu gördük. Gezici'nin son anketinde Halkın Partisi 3. sırada. Halkın nabzını tutan birisiniz. Gerçekten bu kemik oylar nasıl kırılacak ve bu yapılan anketlerin taraflı olduğunu düşünüyor musunuz? Hayır, düşünmüyorum. Son anketin taraflı olduğunu özellikle düşünmüyorum. Çünkü kemik oyların kırılması hiç öyle kolay değildir. İnsanların sitemi, kırgınlıkları olacak. Duygularımız vardır. Moralimiz bozulur, enerjimiz düşer veya yükselir. İnsanız çünkü. Kendi evimizdeki aile fertlerimiz arasında dahi biz bunu yaşayabiliyoruz. Kaldı ki siyasette çok daha belirgin yaşanması olağandır, normaldir. Fakat oradaki sadakat, oradaki bağımlılığın en ufacık bir olumsuzluktan yıkılması da hiç kolay değildir. O yüzden Ulusal Birlik Partisi gibi en köklü, en büyük partilerden bir tanesidir. Anketlerde birinci sırada %30 oranında yaklaşık bir oranla çıkması da hiç şaşırtıcı değildir. Bizim buradaki hedefimiz %30'u daha yukarılara çıkarmaktır. Neden olmasın? Bunu başarmamak için bir neden yok diye düşünüyorum. Siz, şunu soralım size. Koalisyonlar mı daha faydalı oluyor? Tek başına olan hükümetler mi? Bütün dünya genelinde bunu düşünelim. Bir de dünya genelinde son yapılan seçimlerde insanlarımızın, bütün dünya vatandaşlarının sağ görüşe biraz daha eğilimli olduğunu görüyoruz. En son Avusturya'da yapılan başkanlık seçimlerinde, genel seçimlerde bunu gördük. Buna nasıl bakıyorsunuz? Tek başına mı bir parti daha başarılı, koalisyonlar mı daha başarılı? Ama bizim tarihimize baktığımız zamansa genelde koalisyon çıkıyor. Doğru, doğru. Bunu şöyle yanıtlamak isterim. Gerek koalisyon olsun, gerek tek başına iktidar olsun. Burada ortak ara kesitte buluşulması gereken nokta niyettir. Siz bu göreve gelirken hangi niyetle geldiniz? Halkın beklentisi var, siyasetçinin de bir hedefi var. Halkın beklentisiyle siyasetçinin hedefinin aynı kavşakta kesişme zorunluluğu vardır. Halkın beklentisi nedir? Refah düzeyinin yukarı çekilmesidir. Mutluluğunun yukarı çekilmesidir. Çağdaş bir ülke olarak yönetilme beklentisidir. Siyasetçinin de bu beklentiye mutlak surette cevap verme zorunluluğu vardır. Yok eğer halka rağmen halkın refahını ve mutluluğunu teğet geçerek hizmet etmeye devam ederse, hizmet etmeyi niyetlerse, o zaman bu niyette olan hiç kimse bir zahmet siyasete soyunmasın. Çünkü siz doğru noktada değilsiniz demektir. Siz parlamentoya halktan alacağınız güven oyuyla gelme görevine talepseniz, o zaman halkın mutluluğuna cevap vermekle mükellefsiniz. Siz halkın refahını yukarı değil aşağı çekiyorsanız aklınıza bile getirmeyin. Eğer halkın yanındaysanız, halkın refahını düşünüyorsanız, halkın huzurunu ve mutluluğunu düşünüyorsanız, o zaman buyurun hep beraber yürüyelim derim ben size. Bunun dışında hiçbir şekilde aklınıza getirmeyiniz. Son soru, kısa bir cevap olacağını tahmin ediyorum. Peki. Sizce bu genel seçimlerde bir önceki genel seçimlerdeki gibi sürprizler yaşanır mı diye bir soru sorsam? Yaşanması çok muhtemeldir. Çünkü sistem zaten başlı başına değişmiştir. Hiç kimse kesin bir şekilde yorum
Yapamaz. Sistemden dolayı yapamaz. Yani sürpriz bekliyorsunuz. X bir isim çıkmayabilir, çok bilindik bir isim çıkmayabilir mi? Bunu sordum aslında. Anladım. Halkın, biraz önce dedim ki güç halkındır. Benim burada temennim dürüst insanların parlamentoyu oluşturmasıdır. Dürüst. Kadınlarımız da olmalı mı? Kadın ve erkek sırf kadın olduğu için ya da sırf adam olduğu için değil. Hakikaten kalbi doğru yerde, dürüst olacak, halkın sıkıntılarına, halkın beklentilerine cevap verecek olan, kendi kişisel çıkarlarını kollamakla meşgul olmayacak olan vekillerin parlamentoda görev almasını diliyorum. O zaman size ve bize, özellikle size de bize de kolay gelsin. Teşekkür ederim. Postulalar çıktığı zaman yine sizi burada konuk etmek isterim ben. Çünkü bugün konuğumuz, iki konuğumuz vardı. Beyaz tahtamızda bizdeydi. Evet. Çizerek anlatmaya çalıştık. Ama evet, sizin de dediğiniz gibi elimizde basılı bir görsel olduğu zaman sanıyorum daha iyi, net, anlaşılır bir şekilde olacak diye tahmin ediyorum. O zaman Kasım ayı içerisinde tekrardan görüşmek üzere. Memnuniyetle gelirim. Size teşekkür kolay ederim. Gelsin diyelim buradan. Size de teşekkür Teşekkürler. Ederim. Teşekkürler. Evet değerli izleyenler, farklı bir formatta bugün program hazırladık. Uygulama yapmaya çalıştık. Elimizden geldiği kadar seçim ve halk oylaması değişiklik yasa tasarısını komite başkanı ve UBP Girne milletvekili İslem Gülçe Altura'yla birlikte sizlere anlatmaya çalıştık. Yasa tasarısı pazartesi mecliste 7 Kasım'da erken seçim tarihi komitede görüşülecek. Bu programın tekrarını eminim ki ilerleyen günlerde ve saatlerde Kanal T ekranlarında yeniden olacağını tahmin ediyorum. Tabii ki bu programın haberi de bu akşam saat 19'da Haber Artı'da sizlerle olacak. Bizlerin bir sonraki buluşması da orada olacak zaten. Haber Artı artık hafta içi her gün değil, tüm hafta boyunca Kanal T ekranlarında olacak. Ferda İkinci ve benim sunumumla birlikte tekrardan görüşünceye dek şimdilik hoşça kalın, mutlu hafta sonları.